19 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin dolayında da öğretmen ders başı yapacak. Marmaris'te de okul öncesi ilköğretim, ortaöğretim ve lise ayarında 13 bine yakın öğrenci okula geri dönecek. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarının 5. sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta içinde eğitim öğretim süreciyle birlikte gerçekleştirilecek. 1. kanaat dönemi 19 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2017'de yapılacak. 2. kanaat dönemi 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk haftasında tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma teması ile öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler yapılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda okulların açıldığı gün yapılacak törenler 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma konularını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları açılış törenlerine davet edilecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma konularını anlatan broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak. Bakanlığın programında yıl boyunca yapılacak etkinlikler ise 100 temel eser içerisinden öğrenci seviyelerine göre belirlenen vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu alan kitapların okutulmasına öncelik verilmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince öğrenci gözüyle 15 Temmuz konulu çeşitli dallarda yarışmalar düzenlenmesi, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay mahallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi, 15 Temmuz şehitleri anısına demokrasi şehitleri hatıra ormanı oluşturulması, yapılan etkinliklerin okulların web sayfalarının haber bölümlerinde yayınlanması olarak belirlendi. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantısı nedeniyle 28.163 öğretmen terör örgütü ile ilişkisi olduğu için de 11.285 öğretmen ihraç edilmişti. Bu öğretmenlerin yeri sözleşmeli öğretmenler ve norm fazlası öğretmenler ile doldurulacak. Bunun yanında geçtiğimiz Şubat ayında atanan 30 bin öğretmen aday öğretmenlik sürecini tamamladı, 19 Eylül'de göreve başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın KPSS puanına göre mülakata çağırdığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ise 10 Ekim'de işbaşı yapacak.